deliriyor muyuz? Hanımlar beyler, gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'te karşınızdayım. Ben Deniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Hep dedik ki masa başında çok iyiyiz, bir de mutfakta görün dedik. Mutfakta nasıl olduğumuzu... Ben mutfakta iyi olduğumu düşünüyorum. Ben de iyiyim canım. Sen odanın herhangi bir yerinde... Evet. Ne kadar iyisin, neresinde iyisin? Yani bu tartışılır. Sen nereye istiyorsun? Sen nereye istiyorsun? Bir söyle. Benim için fark etmez kimle olduğu. Ben mutfakta da iyiyim. Ondan sonra oturma odasında da iyiyim. Yatak odasında da iyiyim. Hı-hı. Ondan sonra temizlik açısından. Orada dikkat ediyorum tabii ki. Sen nerelerinde iyisin? Ben nerelerinde iyi olmadım dersem daha iyi olur bence. Mesela? Çalışma masası olur. Güzel. Ondan sonra... Başka? Mutfak, orta tezgah varsa özellikle. Severim güzel parlatmayı, cilalatmayı. Çift mif. Çift demişken aklıma bir şey geldi ya. Çok üzülüyorum erkeklere. Biz kadınların şöyle bir şeyi var ya. Vücut losyonu, işte ne bileyim duş jeli, saç kremi, şampuanı. Geçen gün bir tane böyle duş jeli diye bir şeye baktım ama içinde şampuan yazıyor. Yüz, el, bütün vücut ve saç için kullanılabilir diyor. Üstünde bir tek cif yazmıyor. Bu erkeklere özel mi? Erkeklere özel. Niye bu erkekleri sıradanlaştırıyorlar peki bu kadar? Erkekler de kendilerini sıradanlaştırmıyor. Direnin. Direnin yani. Biz bir şey yapıyoruz sanki. Bana gitsinler, dirensinler bana. Bugün ne yapacağız? Evet. Herkes yılbaşı kutlarken biz tabii ki her zaman sıradanlığın dışına çıkıp 100. bölüm pastası yapalım dedik. Dedik. Lotus'cuğumla. Dedi evet. Ki Kübra dedi. Kalk dedi. Yapalım dedi. Git Makro Center'a al, et, bir şeyler tabii. Yap. Tabii makroda da pakmaya var. Yani bak bu makroda olur. Bu. Olmaz mı? Yani bu yığında çok olacağını düşünmüyorum ama yani çeşitlilik açısından olabilir. Ama olsun. Çilekler organik galiba, kokuyor. Evet, evet. Geliyor bakayım, kokular. Bakayım. Bir kokla. Efendim çileklerimizi önceden yatırdık suya. Neden güldün? Şeye benziyor, ne diyor Refika'ya? Yatırdık, marine ettik, şarapladık. Sirkeledik. Sirkeledik, karbonat döktük. Kirli pasını attık. Kübra bir cifre sildi oraları. Tabii. O kamera dışı onlar. Erkek duş jeli de olabilir. Taktın erkek duş jeli. Fark etmez. Evet, biz bugün 100. bölüm pastası yapacağız. Fatih, yer yer Fatih yapacak, yer yer ben yapacağız. Nasıl çoğunlukla yapacağız ben. Bakalım. Evet, kuvvetle muhtemel öyle yani, olacak. Yani öyle düşünüyorum ben de. Artık, evet. Ne yapalım? Hadi bir pastacı kreması yapalım o zaman. İyi hadi. Nasıl, ne başlıyorsun şimdi? Haydi bakalım. Şimdi sen yönlendir. 2,5 su bardağı de, süt. 2,5 su bardağı. Tamam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ben de şuradan. Altını bunun açacak tabii, mıyız? Tabii aç onun içini. Ama dur. Döktükten sonra mı açalım? Pastaların içini hazır yapacağımı gösterme, düşündüyseniz. Gösterme. Yanıldınız. Hazır. Yalan o. Hazır. Evet hazır zaten. 2,5. Yani yapmışlar, insanlar yapmış. Alın, parasını verin. Bunun da ben parasını verdim. Sonuçta ben yapmış olmuyor muyum? Oluyorsun. Bu doğru. Bu bitti. Doğru. Aynen bitti. Öyle. Bunu da ben yaptım. Şimdi size 6 katlı pasta. Hadi. Kız yok, yalan söylüyor. Bak gitti annesine yaptırdı onu. Gitti jelatinle etti. Tabii annem bunu da çalışacak. Olabilir, o da olabilir. 3 katlı pasta arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Kızın 2,5'u nasıl ayarlayacağız? 2,5 işte. 50 gram. Ha, tamam. 50. Kız 100'e vurmuyor ama. Tam 50 ama. Tamam. Yarısı yeter. Tamam, 2,5 döktük. Evet, şimdi sen o şahane profesyonelliğinle yumurtanın sarısını ayıracaksın. Nerede gördün sen benim yumurta sarısını ayıkladığımı? Görmedim, işte görmek istiyorum. Belki de güzel ayıklıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalar da kümesten. Bu arada tüyü var. Öyle şey var ya, kız organik yumurta işte, tavuğun bokuna bulaştırıp koyuyorlar ya, sorsan organik. Keşke insanın organiğinde boka bulaştırırım. Tövbe estağfurullah. Niye olmasın? Neden? İnsanlar... Ben bunun için bir şey söyleyeceğim. Beyazını buraya koyacağım, sarısını nereye buraya, koyacağım? Buraya koyacağım. Sarı oraya mı, beyaz mı buraya? Kafamızda deli sorular. Haydi bakalım cevap verin. Ama bir şey bekliyoruz. Söyleyeceğim. Hayır dedi ki... 3 gün sonra beyazını, cevabı alacağız. Sarısını beyazını ayıkladı değil mi? Ayıkladı. Dedim, tamam mı? Evet. Bunu oraya hangisine mi tencereye tamam. Dökeceğim? Tamam. Beyazı burada kalacak. Buraya sarısı gelecek. Eminsin değil mi? Evet eminim. Hemen ha, okuyorum. Refik, yumurtanın tamam. Sarısını kremaya boşaltın. Kız güzel yaptım ha. Dur.
Tamam, bu yeter ya. Kendince karar verdi, evet. Tamam. Evet. Şimdi çırpalım. Medilerim. Hemen bir çırpalım. Şimdi döküyorum. Ağzını açmadık bu arada. Ben bu arada deniz kızı gibi balık burculuğumu simgelemek adına şıkır şıkırım. Gittiğim her yerde kendimi belli etmeyeceğim. Biraz da altını açalım isterseniz. Bu tencere yamuk mu? Sus. Tamam. Temiziz arkadaşlar. Şuraları hijyen harika. Hijyen önemli. Şuraları aşkım ne yaptın? Anlat. Dinleriz biz seni. Ne yapayım? Anlatayım. İş güç. İşte çok çocuk yok. Dünya telaşı. Tabii tabii tabii. Sen ne yapıyorsun? Anlat neler var. Ne olsun? Kaynanam öldü. Allah rahmet onun eylesin. Onun hurumetimine. Yine girdim bak şu açıklı konulara ya, neyse. Evet neyse ben aşkım, şimdi sana bu soru. Heh, geliyor, geliyor, gelmekte olan. Hayatımda bir adam var benim. Ha, şunu da devamını okay. Edelim bir dakika, ne yazıyor burada? Ocağı karıştırın, çırpın diyor. Sonra şunu diyor, bunun ocağı içine karıştırın. Boşaltın. Evet. Şimdi benim hayatımda biri var. Kız bu tereyağı mereyağı diyor. Ya orası profiterol çünkü, burayı söyleyeceksin. Hay tamam. Tabii senin hayatta birisi var. Okay, şimdi anladım. Benim hayatımda biri var, tamam mı? Var, eminiz. Okay. Hayatımda şu an yok. Evet, ama olur. Neden olmasın? Kainatta böyle şeyler olabiliyor, tamam, arada. Tamam. Gerçekleşebilir. Neden olmasın? O yani 2024 hedeflerimiz 2024'ün arasında. 2024'ün ocağın sonuymuş. Hande Kazanova. Buradan sana sesleniyorum. Hocam sen bunu söyledin. Ben bunu aldım, kabul ettim. Dedim ki 7. Aldık, kabul ettik. Koydum. Ne oldu? Ocağın sonunu bekledik. Ha. Geldi mi? Gelecek ya da gelmeyecek. Bekliyoruz. Göreceğiz. Bütün Hande Hanım yazacağız size. Olarak. Evet. Evet, dinliyoruz şu üç an. Kişi cami. Sen de. Barış. Barış tamam. Barış varlığı yok arası çünkü. Barış boşver. Neyse benim hayatımda bir adam var. Tamam, tamam var. Heh, aldık, gayet de koyduk. Uzun soluklu gidiyoruz. Ay süper. Başımız aferin aldı. Heh, ondan sonra yazıklar olsun. Ama sonrasında bir bakıyorsun ki ben seninle buluşmaya yanında başka bir adamla el ele tutuşmuş geliyorum. Aha. Metresim. Adam senin metresi. Evet. Ne oldu? Niye hep kadınlar mı erkeklerin metresi olacak? Kadına da metresi olabilir. Aynen. Jigololuk sektörü maalesef ülkede çok kokan avam bir şey olduğu için jigolo diyemiyorum. Doğru. Evet. Hı. Ne yaparsın? Yani bir karşı çıkarım ama şöyle karşı çıkarım. Kız sen bir gel buraya bakayım diyeyim, seni oradan bir alırım. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, seni bir dinlerim. Evet. Orada affedersin bir ağzını ederim. Cacurt. Sev koç şey, metresin yanında. Ha, hayır kız, diyorum ki bak adamla tanıştık. Kesin filita bir adam ki yakışıklı, of, baklavalı. İşte Thor, mor, neyse Aquaman bir şey. Buldun, aldın, getirdin. O da benimle rezillik yapmam. Henry Cavill'sa da okey diyelim. Beni de onlar arasa. Henry Cavill gibi birisi olacaksa okey. Ama o tarz insanlar metresini olamaz ki. Niye olmasın? Olmuyorlar onlar. Kızım niye olmasın ya? Kızı olmuyorlar onlar. Sen olduğunu düşün. Hayalinde de bir fakirsin ya. Hayalimde fakir değilim. Şey diyormuşum aşkım. Anladı bak, millet anladı. Malzeme ortada dedi değil mi? Hayır hayır. Ya öyle bir şey der miyim demedim. Hayır. Kahve. Anladılar. Evet anlat. Ha işte diyelim ki tam geldin orta boy bir adamla, ondan sonra ben seni kenara bir çekerim. Derim ki bacım ne yapıyor, ne ediyor, ne ediyor? Dedim görmüyorsun aşkım. Derim adamı görmüyor musun ya derim. Ben seni anlatmana göre hareket ederim. Yani sonuçta yiyeceğim bok senin bokun, benim bokum of, değil. Evet, ha sorsa ben... bana der ki Kübra'nın var mı sevgisi, o an yoktur. Evet. Ben arkadaşımı yalanlarım. Bu doğru. Yapacak bir şey yok, bu doğru. Sen yalanla. Hadi diyelim ki ben geldim. Ya benim sorumu bana şey yapma şimdi, bir dur. Ne yapayım? Evet dinliyoruz, anlat. Tamam. Tamam ne anlatacağım işte, yani o an sana ya çekerim seni içeri, bu kim derim. Hı. Sen diyelim ki ben seni çektim. Hı. Ben sana sordum. Kübra kendine gel, bu adam kim dedin, ne dedin? Metresim dedi. Hı. Dedim ki diğer adam ne oldu, ne yapacağım? Diyeceğim ki o da duruyor. İkisi de ha, duruyor. Ha iki tane. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim, kadınların. Çünkü bazısıyla yapabildiğim var, diğeriyle yapamadığım var. O ne be öyle? Şimdi, eve geldim bir tane, açtım bin tane. Oh ne kadar güzel. Şimdi bak, bazısıyla bazı... Mesela bazı adam saçını okşamayı... Bak ya bu arada erkekler saçı okşamayı hiç bilmiyorlar. Saçla nasıl oynanır sen gerçekten sorayım. Bilmiyorsunuz. Yemin ederim saçlarla oynarken yoluyorsunuz. Bu da ne kadar güzel. Kadınlar niye bu kadar şeyler? Yok saçla oynasın, yok gelsin alışverişim. Senin bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir şey saçın bir yok diye oynanmayacak bir saçın yok. Yok saçın var, saçın var arkadaşlar. Peruk meruk yaptık, bir şeyler ettik, eklettik, bir şey yaptık. Hayır saçın var. Ben şunu merak ediyorum. Ha. Kadınlar alışveriş erkeği istiyor. İşte ne oldu erkek
savunucusu. Anlat, dinliyorum seni. Dur, erkek savunmuyorum. Şu an aklıma geldi, söylüyorum. Sonrasında ne istiyorlardı? Yok işte çok güzel giyinecek erkeğin hiçbir şeydi. Kıskanmayan erkek istiyor. Yok arabalı erkek istiyor. Yok evli erkek istiyor. Hiç öyle arabalıya evliye anası babası ölsün, hiç etsin. Gir tabii ki. Bütün bu istekleri var ama gider böyle dışarıda kro, barzo, ne var bize onun elinden tutar. Türkiye'ye cevap ver şu an. Herkes senin ağzından bunu merak ediyor. Ağzımdan çıkacak kelimelerimi ekle, merak ne diyorsunuz? Hadi söyle. Arkadaşlar bakın, bunu ben de yaptım. Ha, Kro'ya gittin. Gel, hayır, Kro'ya gitmedim. Kime gittin? Ben beni seveni tercih etmedim. Annem bana dedi ki, kızım zamanla seversin anne. Ay, ne alaka be? Olur mu dedi. Öyle bir şey mi var? Ben beni sevene gitmedim. Bana değer verene, ilgi gösterene gitmedim. Ama genelde ne oluyor? Beni sevene gitmediğin zaman seni seven çok güzel bir kadınla, çok güzel bir mutluluk. Sonra resimlerine bakıyorsunuz, düğün fotoğraflarını izliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Boşanıyorlar, yok işte, tekrar bana Mevlam, geliyor. Mevlam, yok gezegen boşanıyor, çarpışı. Boşanıyor, tekrar bana geliyor. Aa, bir de öyle doğru var. Doğru mu? Gel mi kız? Doğru söyle. Boşanmasına gerek kalmadı. Aa. Evlendi. Tamam, ben de gideceğim ya. O ikinciye geliyorsa evli olup sen de gidebilirsin. Kafamı olamam, kusura bakma. Doğru. Bu doğru, eksen eksi olmazmış. Kusura bakmayın yani. Hadise boşuna demedi. Yani sen beni görsen şey yapmayacaksın değil mi? Yani bir seni çeker kenara bir sorarım. Hayırdır yani bu adam kim derim. Yani ondan sonra sen de mecbur bu açıklamanın hepsini verecek. Ben ikna olacağım. Ben senin karşısında da ikna oluyorum sürekli. Bir konunun tartışması bile olsa sürekli ikna oluyorum yani. Onu evet yani istiyorum. Doğru, haklı. Ha, yani. Yani burada yapabilecek bir şeyimiz yok. Şu yapmış olduğumuz kekleri aç istersen. Bakın sizlerim biz belki bunu yapıyoruz. Tabii ki. Benim amcam çalışıyor onu da. Kurban olduğum. Biz şu an bunu açmamız mı gerekiyor? Peki. Bunu biz kahveyle ıslatacağız. Tam sütle ıslatacaksın. Kahveyle değil. Kahveyle daha güzel olmuyor mu? Açtım şu an. Kız bu açılma yeri diyor, açılmıyor. Allah Allah. Erkekler de böyle işte. Ay ne burası alaka? Benim yerim diyor. Buradan mutlu oluyorum diyor. Orayı yapıyorsun. Bu sefer diyor ki olmuyor. Başka yere gidelim. Ay erkek düşmanlığı bırak be. Hayır, hiç alakası alaka yok. Bak bir şey söyleyeyim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çocuk söyle. Sizin yerinizde bunu yapacağım ama şeyden sonra. Ha. Siz erkeklere gömün. Ondan sonra erkekler gelmeyince de suç kadınlar değil, erkekler de oluyor. Onun şimdi o hayatında oluyor? Biri var. Doğru. Tamam mı? Bunun erkek arkadaşı var. Birkaç aydır falan böyle. O yüzden bu böyle şimdi erkekleri seviyor. Ben de erkek seviyorum arkadaşlar. Doğru. Benim erkek sevgimi sorgulamayın zaten. Ama onları eleştirmeyeceğim anlamı gelmiyor. Biraz objektif. Eleştirdiğin zaman insanlar sana gelmeyecek. Düşünün, ben erkeğim, geldim. Kübra eleştiriyor erkekleri, saldı, sövdü, etti. Ay bu ara ne duyuyorum biliyor aldı, musun? Aldı, Kurtuluş Savaşı'ndan oradan oraya attın. Sonra geldi, gel beni kurtar. Oldu canım, kusura bakma. Adam öldü orada, hadi bay bay. Bu ara benden korkuyorlarmış. Kim dedi bunu? Erkeklerin birkaçı. Her şeyi erkeklerin çok biliyorsun. Sözcüsü geldi, söyledi. Kübra sizden korkuyor. Biz bir grup insan korkuyoruz sizden dediler. Dur. Sence bunu nasıl yapalım? Peki. Biz ne yapacağız? Gelin pastası mı yapacağız? 6 tane aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne yapacağız? 100. bölüm pastası işte. Girsek ya. Ha o kat. Tamam bir şey söyleyeceğim. 2 kat yapalım işte böyle. O zaman diğerlerini de ona açalım. Evet, başka var mı bu tabakta? Bu zeka parıltısı gerçekten var. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Bunun üstüne yapalım. Üçgen kız, yapalım. Kız hayır, bir şey söyleyeceğim. Bunları ıslatacaksın. Tamam. Ondan sonra krem şantiyi süreceksin. Ondan sonra şunu karıştıracaksın. Pastacı kreması bu. Kamerası. Sonra işte meyvesiydi, cartı curtu koy, kapat, krem şantiyi kapat. Sonra dışını krem şantiyle süsle, tamam, bitti. Tamam salak işte. Tamam da ben de diyorum ki sana. Üçle... Ya bakın, arkadaş olmak çok zor. Vallahi zor, billahi zor ya. Bütün arada geri zekalılar, bir şeyler falan filanlar. Arkadaşlar, yeter. Arada tutuyorum yanımda. Tutuyorum. Lazım olur, olmaz. Ne yapacaksın işte? Ya, pastayı kestik, arada can sağlığımızı koruduk yani. Nasıl? Tamam, onu oraya aç o zaman. Ya bak. Tamam, onu oraya aç bak, işte. Bak, saf dilik. Bak, böyle yapacağım, böyle. Böyle kız tamam, demosunu gösterme. Sonra... Ben diyorum ki bunları ıslatan bu üç tanesi orada kalsın. Ya bu anlamıyor ya. Ben anlamadım mı, ama anlatamıyor. Tamam, ben gidiyorum. Bunu alayım kız. Tamam, şunun içine süt koy. Nasıl ıslatacaksın? Tamam, alacağım sütü. Kaşıkla. Tamam, koy o zaman. Ha, tamam. Nasıl ıslatacaksın derken... Becerebilecek misin bakayım? Aa. Hadi iki elimizle bir... Sonra bu sevgili bulamıyor. Acaba sonu erkeklerin. Kapatamadım da şu an. Dök, hadi yap bir şeyler. Hayatına almış bir tane adam. Kız sus, tamam. Şunu da şu kadar vurgulama. Olan var, olmayan var.
Hayır, bu da diğerleri de fırsatla kaçırmamak için şey yapıyor şu an. Hmm. Sen. Ha ben ha. Ya bu kadar az süt koymasaydın keşke. Kase 3 kaşıklık süt alıyor. Bu kadar koymasaydın diyor. Yere döktüm o zaman. Sonra da akıl diyor. Al sana akıl. Erkeklerin zeka seviyesi yükseldikçe aldatma olasılıkları düşüyormuş. Öyle bir şey mi? Evet. Sadıklaşıyorlar. O yüzden gerizekalı istemiyoruz. Hayır, sadıklaşıyorlar. Hayır. Kız valla bak salak adam. Bak gerizekalı adam salak evet, adam. Evet. Yani hani işte sözümüz bir yerden dışarı işte meclis midir ne şeyse işte. Ondan sonra evet, bir yeridir. Salak adam. Kız geliyor ya şey hani ne derler ona. Aa bir tane geldi dur ben buna bir takılayım. Ondan sonra bir daha geliyor. Ha, ben, o işte salak oluyor ama akıllı adam ne diyor? Ben diyor beklerim. Hani seçenekleri artıyor. Seçenekler artınca ne oluyor? Aldatma azalıyor bence. Sence? Aşkım sen, seni çok üzerler. Ben sana ne alaka kız? Seni böyle çok bir üzerler. Şey. Hiç öyle bir şey değil o. Neymiş? Ay söyle. Hiç öyle profesör. Konuş anlat. Dinleriz biz seni. Kız tamam ne alaka? Şimdi bunun ne alakası var? Tamam bana göre öyle. Bence de katılıyorsun. Bak. Neye katılıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle ben kendi taktiğimi söyleyeyim. Her zaman bak, taktik daha iyi seçenek vardır. Sen çok konuşmayın bak yakacak bunu rezil olacağız. Kavga geçersin anladın mı? Bu evde de ayrılma şeyini de yaşamazsın. Aynen öyle. Ha? Ne? Ha şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin bak sen... Zeki erkek bunu yapar. Benim demek istediğim bu. Zeki erkek aldatmaz. Daha kız bu oldu mu? Evet. Eskisini salar. Biz bunu bekletmeyecek miyiz? Hayır. Onu öyle topluca koyacağız şeye. Geldi komşusundan aldı. İşte mahalle çocuklarına veren 100. yıl pastası yapıyoruz. Bravo. Bir şey söyledi Cafer. Hadi. Dinleyemedim ki. Ben seni hiç dinlemedim. Çünkü erkek diyorum. Evet. Karşısına daha iyi biri çıktığı zaman yerini bırakır salak olanı. Daha iyi bir versiyonu. O zaman almasaydın salak. Bu ne level arkadaşlar? Ya bırakır derken şöyle bir şey olmuyor yani, tabii ki. Hemen ha dur şeyi bulduk, canım. Akıllıyı bulduk. Hadi canım bay bay görüşürüz. Bavul mavul toplu gibi bir şey olmuyor. Ha. Ya ne oldu? Kıvırdınız şimdi. Kız ne kıvırması söylüyoruz? Başta söyle. İki erkek bunu yapar diyorum. Sen bir şey kabullenmiyor musun? Hayır. Tamam. Bizim işimiz doğru. Bugün kabullenmiyorum. Bugün kabullenmeyeceğim. Niye? İki elimizle bir krema sürmeye çalışıyoruz şu an. En son kremayı nereye sürdün? Sürdük ya. Yaptık bir şeyler. Sürdün mü? Vallahi yaptık bir şeyler yani. Aa, Ankara'da mı? Ha? Hayır. Eskişehir. Orada yapmadık. Yukarıda. Hep Anadolu farkında mısın? Hiç iç Anadolu. Hiç böyle kıyı, Ege'ye hiç şey yok. Zamanında bir şeyler olmuştur yani. Denemeden bilemezsin iyi midir, kötü müdür, nedir, ne yaptınız, ne ettiniz bilemezsin ya. Şimdi ben sana bir soru soracağım. En büyük fantezin ne diye. Sonra Bismillahirrahmanirrahim bütün günahları işlemiş olacaksın. Sormuyorum. Sorma. Arkadaşımın kötü lazım. Hani diğer 3 tane de var ya onları da koyalım evet, mı? Evet koyacağım da muz kes istersen. Çilek kes. Biraz yönlendirmeye çalış. Bak ama Allah aşkına yönlendirmeye bak. Yani sanki dur ben şuraya bir geçeyim. Sanki hatammış gibi yönlendiriyor. İnsan bir der ki aşkım bak böyle böyle. Şöyle şöyle şu olacak bu olacak de. Ben biliyorum nasıl elime alacağımı. Şey var. biliyorum aşkım. Bunları nasıl elime alacağımı çok iyi biliyorum. Ha böyle tuttuk, kestik. Tamam. Aha, evet. Tamam. Güzel. Bu işin ustası. Yapıyorsun bunu. Kız şöyle iyi mi? Aha. Ha, bence iyi. Bence. Şu an muzları doğruyor. Ay ben şey anlamıyorum mesela hani dış ses böyle yemek programlarında söylüyor ya şu an muzları doğruyor Refika Hanım. O ara böyle ama. Kızı ne ara duydun orada? Bir de o dış ses sonradan ekleniyor ya. Değil mi? Ha, onu o yüzden diyorum. Ay yok ya mutfak işi zor. Zor ha. Yani o evde böyle söylene yaptığım mutfak şeyine benzemiyor. Biz ama bir şey söyleyeceğim videonun başında şey dedik. Ne kadar iyisin mutfakta. Çok İşte iyisin. Şu kadar. Biz şeyden hiç bahsetmedik değil mi? Kim? Seninle gittiğimiz turdan. Ay. Benim sabahki halimi anlat. Ne olur. Ya ben böyle konularda çok dakiyimdir. Hani bana dediler ki böyle işte şu saatte kalkmanız gerekecek. Şuraya gideceksiniz. İçtik miçtik falan filan derken geldik. Adam dedi işte tamam dedik işte biz sabah kalkacağız. Hanımefendi sabah ben alarmı kurdum. Ben o sıra işte sabah gittim balkona bir şey içeceğim. Sigara falan içeceğim.
Yemin ediyorum görmedim. Bu ne kız? Bu şey mi? Bu ne? Bu dolma mı? Ne bu? Ne öyle bir şey mi var? Hah, oldu. Şimdi ben birazcık daha değilim. Ha, tamam. Hadi, hadi. 5000 geldi. Anlat. Neyse ondan sonra işte adam dedi ki, kalkın biz de kalk. Ben kalktım hemen alarmı kurdum kalktım. Hanımefendi yemin ediyorum yorgana nasıl sarıldıysa, neyin yokluğundaysa artık. Salak hayır ben üşüyorum. Ben yaz kış yorgan kullanırım. Ben çorap kadınım. Sen giyersin, giymezsin bilmem. Sarınırsın, sarınmazsın, sokarsın, sokmazsın, arana, marana bilmem. Evet. Ha. Ben işte bacak arama alırım onu. Onu böyle gördük, bir belki gördük, de başka gördük, şeylerin gördük, yokluğu gördük, bilemem. Gördük. Neyse ben yaz kış yorgan kullandığım için de bu arkadaş... Bu arada birbirini tanıma noktasında tatiller insanlar için en iyi şeylerden bir tanesi. Ama hadi ben tanıyacağım kadar tanıdığımı düşünerekten... Bir bakıyorsun ki sabahın köründe makyajlar silinmiş. Hadi okey ben arkadaşım her halimi kabul ettim. Bağrıma bastım. Allah'ım dedim yani ya Rabbim yapacak bir şey yok dedim. Arkadaşım dedim. Hanımefendi o kadar huysuz ki. O kadar. Bak evet oluyor bu. Bu evet oluyor değil mi? Huysuz değildim. Huysuzsun. Ben sabah uyandığımda morun gibi oluyorum. Tamam mı? Şöyle dürüst olayım. Morun gibi oluyorum bayağı bildiğiniz. Doğru. Böyle bakıyorum yere. Bu doğru. Böyle bakarım. Bu dedi ki kalksana hadi. Hadi kalk. Hadi diyorum sana. Sürekli böyle. Bu doğru. Ben de bir dakika dedim döndüm şöyle. Sonra ne oluyor be yaptı. Sonra müftezel gibi soğuğun ortasında balkona gitmiş çökmüş yere sigara içiyor. Ama yasak vallahi yasak. Yani ne yapayım? Otel gitsin her şey kozun. Bir tane otele gittik mesela. Odada sigara içebilirsiniz dedi mesela. Güzeldi. Aa. Vallahi. Ama sonra tabii şey öldük sigaradan da. Ya ne yapabilirim? Gel sonra şikayet etmeni buradan. Bir şey soracağım. Biz bunu bunun üstüne koyacak mıyız? Bence sen onu şey yap. Bir kaynat yapma. Ne yapıyorsun? Millet diyecek. Kokladım ya. Be. Ağzına. Ya hayır bir şey soracağım. Biz bunu diyecek. Krem şantiyle kaplamayacak mıyız? Bu doğru. O yüzden buna gerek yok ki. Bu ne bu? Krema değil mi bu? Tamam. Pastacı kreması bu. Tamam. Bu içine onu içine. Ha tam ondan kız ben anlamadım şimdi. Tamam sen yapacağını yap ben muzları. İki ayrı pasta yapalım. Ben görevimi yapıyorum. Ben görevimi yaptım. Sen koy. Kız ya sen koy. Tamam bunu o gariban oldu. Ona değil ona yapma. Çok güzel. Süper ya krema olay. Git tadını çıkar olay. Krem çok iyi oldu şu an. Kız tamam bence o tencere şey edelim. Gülme. Gülme. Çok iyi çok iyi. Allah'ım. Çok güzel ya. Kız bu ne tereyağı bir... Biz tereyağını attık geri aldık. Oh mis. Tamam tereyağı oldu. Aa domuz da atladım. Bir şey söyleyeceğim vallahi billahi. Ya sus ya bir. Ne bir ne? Çilek doğru. Bunu görmüyor musun? Görüyorum. Ne bu? Nesin sen? Ne bu? Ona da konuştum olmadı. Kız ne yapıyor? Ya aşkım bir sus ya. Bak bu çok güzel bir şey olacak. Tamam ben Allah aşkına gören görüyor vallahi bu arada. Ben çileklerimi de doğradım, şerit şerit muzlarımı da doğradım. Hı. İnsanlar ne olduğunu biliyor. Biliyorlar evet. Hiç vallahi umurumda da değil. Pastacıyız diye iddia mı ettik? Hı. Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. Yemin et. Bak tadına. Güzelmiş kız vallahi. Herhalde salak. Niye öyle şekli? İşte bazen böyle oluyor. Oldu. Bazen tadı güzel olan şeyler... Böyle saçma sapan olabiliyor. Tabii tabii. O zaman ne yapacağız? Aa buldum. Kız biz bu krem şantiyi nerede yapacağız? Sütümüz de bitti. Ben şimdi bunu böyle tutup ters çevirsem. Dur. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir sus. Doğru diyor, doğru diyor. Teki yap, ikiliyi yapma. Hayır. Yapma. Salak bu bucuk bucuk çünkü. Allah'ım nazar doğru. Ayetel kürsi. Ne yaptın? Yapıştırdım. Arkadaşlar kaçak kat kentsel dönüş. Bir şey söyleyeceğim. Biz onun bunu nasıl alacağız? Tamam işte ikisini bir de bırak böyle ikili yaparız. Sonsuzluk işi. Bu ne be? Şey ikiz minare ne bu? Al çilek tabağını. Adam her şey önümüzden bir aldı. Bir su bardağı su. Bunun içine. Ha onda yapacağız. Evet. Bir su. Ben hangisini yapayım ya? Bana bakıyorsun sen kat ya ben. Ben kimim Allah aşkına? Köle İzavra çalış. Bu doğru. Bir su bardağı su. Su mu süt mü? Su. Kız sudan mı olur krema? Su diyor. Şanti krem, şanti krema nereden çıktı? Ha tamam.
Tamam, ondan sonra fış 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 yapacağız. Kız fış ne Allah aşkına? Alçımız hazır. Gösterebilir miyiz kameralara? Ya bu senin eserin bu arada, ben göstermeyeyim. Dökülmüyor. Kız yapar. Salak. Millet yoğurdu böyle. Kız yapma, laps diye yapışacak suratına. Alacaksın ondan sonra böyle. Ya ben bunu bana... Bunu ben bu arada... Sen yap, ben yapmayayım. Sen de süreceksin. Tamam, bu senin başarın, bence o sürsün. Ya bu ya. Ah, evet diyorlar. Ah, bak evet. Hayır. Sen de süreceksin. Spatula nerede? Spatula mıydı? Neydi? Spatula... Spatula mı oluyor? Ne oluyor? Yani sıvama şeyi işte. Bununla sıvayabilir misin? Kız... Sen var ya, birazcık bunu sıvayamazsın. Yok orada bir şey. Kız... Bence bununla sıvanır ya. Kız biz Allah... Mala gibi bir şey bu da çünkü. Nereden biz biliyorsun sen malayı? Şey demiş, mala vurdum. Ay. Kız vallahi ya. Yanına oldu mu? Hı? Evet. Aşkım onu bence kaşıkla boşaltalım. Ay pardon. Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Bakayım ben. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur öyle yapma, bak kenardan hatta. Biz iki tane bildiğin kubbe gibi bir şey yapacağız. Sonra da Yenur Omega 5 yapacağız. Nasıl güldün sen öyle? Ne manamız? Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Tam böyle sekizimsi bir şey yapalım. Niye sekiz yapıyoruz? Ne o? Ya şimdi anca ona benzetiriz. Hani şey, sekizli pasta. Sonsuz. Sonsuz senelere. Aşkım bu kenarlarına da sür istersen. Tamam. Kız bir tanesi yetecek mi bu arazı? Niye yetmesin? Bu arazı de bu arazıyı. Hı? Dur. Ya neler yapıyoruz ya? Vallahi sen bu işi becerdin kız. Kız biliyor ne? Tamam. Devam. Kaldığımız yerden. Ay hadi. Hiçbir horonda birinden etkilendin mi? Ha? Horondayken? Olur. Olmuştur. Etkilendin olmuştur. Mi? Olmuştur. Yap istersen Fatih. Ya sen... Ben arkadaşım. Güzel yapıyor. Pastayı burada krem şantiliyor diye. Hmm. Ben bir şey yapmıyorum diye yine suçlandım. Olsun, olsun. Yapacağım. Kız ne yaptın? Başka kaşık var. Kaşık ver bari. Ne istiyorsun? Allah'tan kork. Ben şunu... Şunu düzleyeyim. Ne oldu? Bence güzel oldu. Beğenmeyen almasın anasına gelin. Bu arada... Trabzon'dan aldım bakır. Ya fakır, yer fakır, ben de fakır. Haydi. Bir şey söyleyeceğim. Sen sırf bu çocuklara yemek yedirtme. Pastayı zorla yesinler de hani insanlar şey sansın. Pasta çok güzel Kübra Hanım. Doğru evet. Söyle. Vallahi helal olsun. Bu doğru. Baksana çocuğun yüzü kararmış. Zaten bayılacak biraz da. Açlıktan, sefaletten. Bu arada bir şey söyleyeceğim, şu görünen yerlerini, pastayı ne yaptın? Bu ne oldu? Güzel olmadı mı? Muratcan? Düzelecek inşallah. Muratcan da bu arada kötü bir şey diyemiyor çünkü işten kovulacağı için. Hayır. O yüzden sus. Muratcan benim canımın ciğerimin içi, tamam mı? Bence güzel oldu. Ayrıca Nazlı Hanım kırmalı pasta çok seviyor. Sadece Muratcan mı canının ciğeri? Türkiye'ye hesap ver. Türkiye benim yanımda olsun. Diren Kübra. Muratcan da 10 yıllık... Muratcan gerçekten o... ama Muratcan gerçekten bende çok ben, başka. Evet. Bana bu kadar katlandığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu ben doğru. Olsam bana bu kadar katlanmazdım. Sonra ben bakayım. Ne kadar büyük çok yerli. Güzel. Sen seviyorsun büyük diye. Vallahi 100 bölüm boyunca neler konuştuk be. Neler yaşadın be Fatih? Neler yaşadın ya? Ne yaşadın kız Gülben? Kıramış aklımda hep şartı kalmadı. Bir adamla ömür mü geçer be Gülben?
Sen anlat asıl bak sen anlat. Yüzüncü bölümü ne hissediyorsun arkadaşım? Vallahi anlat. Aşkım ya bazen bu bir şey yer yer yoruldum. Ben sana, yer psikolojim bozuldu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu bir şeydir bu arada şaka maka bir yana. Kaç sene oldu? Bayağı oldu. Üç sene falan değil mi? Bir kadının bana göre bu kadar güzel bir yere gelmesi tek başına. Vallahi tek başına. Seni tanıdım tanıyalı. Vallahi helal olsun. Vallahi takdir de ediyorum. Sik sok konuşuyorsun. Ya hayır hayır o anlamda değil. Diyorum ki helal olsun diyorum. Yani hani maşallahın var kız. Tek başına nerelere gel. Anlat. Ağla. Birazcık ağlama daha. Ağlama efekti. Ben ama ne yapıyorum ya. Al sana işte bir tarafı damla çikolatalı. Ya işte bok ettin. Bir tarafı. Kız yok abi serpme damla çikolatalı bir şey. Ya bu ne kadar güzel bir şey oldu. Ne yapsam pastacı mı olsam ya? Vallahi ne kadar güzel oldu. Bak bok ettin. Nasıl sıçtın? Git buradan. Kız oraya bir şey yazmayacaksın ki. Tamam pastanın bir tarafı öyle olsun bir tarafı böyle olsun işte. Yüzüncü bölümün... Oraya sakın bir şey koyayım ve kafanı koparırım. Böyle tehdit mi? Yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Fatih, bensiz bir kere tura gitti, tamam mı? Biz tabi Fatih'e tura gidiyormuşuz gibi sanki. Ay onu anlatma, onu anlatma, onu anlatma. Fatih, anlatacağım kesişini. Fatih bensiz tatile gitti. Ondan sonrasında anlatma. Ben de tabii ki... Kes ya bir, ses ses üstüne biniyor. Hayır öyle, koy. Babam burada, babam pasta yapmayı nereden öğrendi? Aa kız, onlara göz çizelim, mantıklı. Tamam, onlara göz çizelim. Neyse ondan sonra... Konuyu nasıl değiştireceğim? Bunlar gidiyorlar otobüste. Giderken polis çevirmeye alıyor bunları. Bu da asker kaçağı çıkıyor. Asker kaçağı olmuşum. Haberim yok. Sonra otobüsten bu arkadaşı indiriyorlar. Edirne'de mi? Tekirdağ'da mı? Nerede? Ay dur. Kırklareli mi? Yok kız. Neresiydi? Allah'ın unuttuğu bir yer. Vallahi Allah'ın unuttuğu bir yer. Tamam işte o tarafta bir yerler. Bunu alıyorlar karakola götürüyorlar. Bir gün nezaret halinde kalıyor. Sonra... Girmedim de demem. Vallahi girmedim de demem. Berbat bir şeymiş bu arada. Nezarethane cidden berbat bir şeymiş. Vallahi yani adamın saçı falan vardı orada. Ki ben orada yatıyordum. Hayatımı sorguladım mı? Yok sabah kalktım. Hemen kitap yaz bir tane. Hemen bir tane kitap yaz. Şey soruyorlarmış. Bu kitabı nasıl yazdınız? İçeriden çıktıktan sonra çok değiştim. Namaza falan başladın mı içeriden? Tabii tabii beş vakitler, hemen altı Allah, vakitler, tabii. Yedi vakitler hepsini kıldık. Allah'ım oruç moruç tutaydın. Kısa... Nezarethanede Allah aşkına oruç tuttum, namaz kıldım. Daha ne yaptım? Öyle oraya gidince aklı başına geliyor insanlar. Tamam. Oo güzel oldu. Kübra'nın da aklının başına gelmesi için hacca gidecek galiba arkadaşlar. Buradan o biletiyi verdi. Bu son açık günleri diyormuş. Ha tamam. Tamam. Kız tamam. Öyle mi olsun? Sonsuzluk 100 bölüme. 800. bölümde artık o pastayı dizdiririz. 100. bölüm pastası. Şurası bana ait, burası buna ait. Herkes içini yansıtan bir şey pardon, yaptı. Pardon, ne, neresi sana ait, neresi bana ait? Burası bana ait, burası sana ait. Niye? En güzel taraf benimki kalbimi, oldu. Evet. Tamam, bak ben şimdi bunlara... Bence oldu. Tamam, babası. Yeter, neye benzediği belli değil seninki de. Neyse arkadaşlar, evet. 100 bölüm boyunca bu kadar ciddiyete geçiyor olmam peki beni çok garip hissettirdi. Geç artık, vallahi geç artık bir yerlerde. Gel ciddi. Yo şaka. Şaka şaka. 60 bin takipçi hemen hemen gelmiş bulunmaktayız. Ama bu 60 bin takipçiyi YouTube'da görmemek beni bir miktar üzmüyor değil. Bana katlanan, bana tahammül eden. Yo ben halka gösteriyorum bu arada da. Bana katlanan, bu pasta gibi bir karakterle karşı karşıyasınız adeta öyle söyleyeyim. İçinin ne olduğu belli değil. Az önce pastayı ters çevirdim, elimle üstüne koydum falan bir sürü şey yaptım. Bölümlerin içerisinde de bazen ileri gitmiş olabilirim. Ama seviyorum, ne yapayım? Ama halk olarak, ben bir halkım şu an, seviyoruz seni. İyi ki varsın. Ya canım arkadaşım gel. Yok, tamam ya. Sarılsaydın keşke denemesi. Hani insanlar bari şey anlasaydı. Ama orada post kesiyordum ben oraya bir kız, böyle. Ben burada duygusallığımı verirken sen niye post kesiyorsun ne mana? Neyse olsun. Halkı gördüler. Yer yer bad boylara laf geçirdik. Yer yer bazı arkadaşların hakkını savunmaya çalıştık ama döndük sırtımızdan bıçakladılar. Gösteriyorum.
Halk gerçekleri görsün. Gör, Flash TV'ye başlıyoruz. Ne dedin? Sen neden yaptın? Bir dakika. Aa, tutar abi bu arada. 5 bin liradan başlarız. Aynen. Bu devre 5 bin lira da 5 bin lira yani yapacak bir şey. Herhalde. Deli misin sen? Ha, sen kaç para kazanıyorsun? 1000 lira. Ben 2000 lira. Yapacak bir şey yok. Herkes kendi piyasasını ortaya koydu. Tabii canım. Çok güzel oldu. Bayılıyorum sana. İyi ki hayatımdasın. Vallahi İyi bak ki, ya. Arada böyle duygusallık yapınca tabii, güzel oluyor. Orası. İnanıyorlar çünkü. Evet. Biz de öyle ilerletiyoruz. Nasıl katlanıyor mu dedi. Al taktik bu. Bitti. Yo, al çayını iç. Vallahi sıcak abi bu arada. Yer yer seks konuştuk. Yer yer değil. Çoğu zaman seks konuştuğum, cinsellik konuştuğum. İşte ne bileyim erkeklerin mutluluğu, kadınların mutluluğu. İşte ne bileyim her şeyden, lubunyalardan konuştuk. Onların kolilerini konuştuk. Yok. O yüzden her şeye yer verdiğimiz bu podcast'te gerçekten 100 bölüm boyunca benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yılan gibiyim at. Doğru yol. Kanal adımı değiştirsek ya Kübra'nın doğru yolu diye. Niye dedim oluyor rakip? Ne alaka? Aa, dostu neydi onun? Dostu doğru. Dostu doğru mu? Dostu da öyle bir şey neydi? Bilmiyorum Ramazan'da çıkar belli olur. İmanı doğru. Neyse. Yer yer benim soruşturulmam, araştırılmam, yer yer benim... Ay harbi bu arada. Evet, içerilere atılmam gerektiği konusunda mesajlar da alıyorum. Almıyor değilim. Hakaretler, bini bin para. Bahsetmek dahi istemiyorum. Gerçekten çok büyük şeyler altında kalıyorum. O yüzden gerçekten bu kafayı terapiden başka kimse toparlayamazdı. Ya da yeniden doğmam falan gerekirdi, öyle söyleyeyim. Normal şartlar altında akıl sağlığımı komple yitirebilirdim. Ama ne yaptım? Dimdik durdum. Duramayanlar. Abi şu parçaları. Buradayım lan de. Dimdiklik nedir bilmeyenler var. Hep böyle sönük olanlar var. Deliriyor muyuz niye? Bakın görün. Görün, anlatıyoruz, dinleyin. Dinlediğiniz zaman bitti. Her zaman karlı olursunuz. Ha. Bazı adamların karıları ya da kız arkadaşları, sevgilileri neyse benden böyle kıskanıyorlar falan. Ablacığım benden değil. Başkalarından kıskanman lazım. Ben dostum, anlatıyorum sana. Elde ederse zaten etmiştir. Ama yani şimdi sen onu elde ettin diye biz ikinci ele gitmeyiz. Yani. Bitti. Ne ya demiş? Kalitesiz değiliz ne demiş? Yani. Kim demiş? Karadenizli Hülya Polat. Ne demiş? Eski doğumu giymem demiş. Bu doğru. Biz şimdi bastı. Net. Eski doğumu giymem. Evet. Eski doğumu giymem demiş. Yani. O yüzden... Biz şimdi pasta yemeye gidiyoruz. 100 bölüm boyunca yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Nice 100 yıllara. 100 yıl ne ya? Ben sürekli 100. yıl deyip duruyorum ya. Ay ben 100 yıl buna yaşayamam ben ya. Ben de bu dünyayı kaldıramam arkadaşlar. Hep böyle kalacaksam okey. Ama kalmayacağımı da biliyorum. Olmaz. Yeter ya. Yeter. Biz gidiyoruz. Gidiyoruz nereden? Kendinize çok iyi bakın. Sen sağdan ben soldan. Hadi biz gittik. Bay bay. Deliriyor muyuz?